Halil Üçmer Piyasalar, herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Hep bir süredir yoğun iş tempomuz sebebiyle sizlere piyasalarla ilgili yorumlarımızı sunamadık, paylaşamadık ama bugün itibaren tekrar kısmetse başlıyoruz. Ben tabii ki çalışmak konusuyla başlayıp bilginin ne kadar önemli olduğunu, bilginin bir güç olduğunu, bilginin bir sermaye olduğunu, bilginin bir mutluluk olduğunu ve tabii ki bilgi ne kadar aktarılırsa o kadar zenginleşiriz. Bu anlamda çok da önemli. Ve maalesef anlamayan insan da takdir etmez. Kimsenin takdir etmesini beklemiyoruz. Ama kimsenin de hiçbir noktada haksız, tek düze, cahilce, sadece laf olsun diye eleştiri de değil, hakaret etmeye hakkı yoktur. Bunu da söylemek istiyorum. Biz olabildiğince, tabii 3-5 tane kendini bilmeze, çünkü istesimiz tabii ki sahnedeyiz bir yerde bu yorumları yaparak. Bir noktada düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Allah'a şükür 10 yorumumuzdan bir tanesi tutmadığında belki bizi izleyenlerin 100.000'de biri diyelim. Bize tabii ki laf atabiliyor. Onları da cehaletlerine veriyoruz. Zaten gereken şeyi de yapıyoruz. Engelliyoruz ve uzaklaştırıyoruz. Olabildiğince izleyeceksen adam gibi izle demek istiyoruz. Tabii ki eleştiri önemli. Yapıcı eleştiri çok çok önemli. Çünkü sonuç itibariyle hepimiz öğreniyoruz. Ölene kadar, son nefesimize kadar öğrenmek için geldiğimizi ben bu dünyaya düşünüyorum. Bir yerde olgunlaşıyoruz. Kamil insan oluyoruz. Aldığımız kadar, olabildiği kadar. Dolayısıyla ben yine paylaşımlarımı bu noktada tabii biraz önce bahsettim. Yani bu birkaç tane kendini bilinizin atmış olduğu mesajla ilgili değil. Gerçekten iş yoğunluğum o kadar çoktu. Çünkü onlara kalsaydık şimdiye kadar hiçbir şey yapmazdık. Ve sizlerle de belki de buluşamazdık. Sonuç itibariyle 3-5 tane kendini bilmez, cahil, laf olsun diye laf atan insan her zaman, her dünyanın her yerinde var. Ama olabildiğince artık sosyal medyayım. İzlemeyi azaltıyorum. Hatta Twitter, her iki Twitter'ı da artık aslında kapatacaktım tamamen. Hiç uğraşmayacaktım. Ama en azından şimdi buradan eskisi gibi çok yoğun bir tempoyla Twitter'da olmayacağız. Daha çok YouTube üzerinden paylaşımlarımızı yapacağız. Şimdi hemen isterseniz ben ilgiyle izleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kendini bilmezlere de. Daha adam biz yorum yaparken, yorum daha okunmamış, hemen beğenmeme butonuna basıp tabiri caizse kıllığına bize bir yerde demoralize etmeye çalışıyor. Ama çok şükür ki her zaman en kötü yorumlarımızda, zamanımızda bile 50-60 kişi olumlu like atıyorsa 3-5 tane de öyle çıkıyor işte. Ben gerçekten teşekkür ediyorum kendi adıma. Teşekkür edenlere de ayrıyetten çok naziksiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Tabii zaman zaman bu noktada bu tür şeyler oluyor. Şimdi gelelim Amerikan 10 yıllık faizlerine. Gördüğünüz gibi burada gerileme devam ediyor. Daha önce dedik 2.90'lar, 95'lerin üzeri yok. 3'lerin üzeri yok. İhtimal olabilir ama yok. Kalıcı olmaz. Hatta geri çekilmeler oluşurumu demiştik. Gördüğünüz gibi 2.75'lere kadar gelen Amerikan faizlerini görüyoruz. Birçok göstergemize baktığımızda bu süreç biraz daha devam edeceği benziyor. Şöyle haftalıklardan yola çıkalım. Evet, belki ki aşağı hareketler devam edecek. Bu da isterseniz dolar endeksinin dünyada gerilemesi anlamında işaret üretmeye devam ediyor. Çok önemli bir dip bölge gibi gözükse de burada haftalıklar, aylıklar noktasından yola çıkarak baktığımızda aşağıda hareketlerin devamını göreceğiz. Göreceğimizi tahmin ediyorum. Şu an için bir ara destek olarak çalıştığını görüyoruz.
Euro dolar paritesi, evet, euro dolar paritesi oldukça güçlü. Daha önce de bahsetmiş oldum. Geçen haftalardan itibaren de bahsetmiş oldum. Yukarı hareket devam ediyor. Şimdi gerek Amerikan faizleri, gerek dolar endeksi, gerek euro dolar, gerek altın, gerek petrol. Dolarda son dönem hariç gümüş, sterlin, dolar, Japon yeni, hisse senetleri, endeksler. Bahsetmiş olduğumuz bu enstrümanların endeksler içinde biliyorsunuz en son yaklaşık kaç dakikada? 13 dakikada 500 hisse içine 66 tane doğru hisse bulmuştuk. Bunları paylaştık. Bunların hala şu an gözüyorum ki listede harika gidiyor. Dolayısıyla İzmir eğitimimizde de bundan bahsettik. Önemli olan ne kadar çok grafiğe bakarsanız o kadar iyi şeyler yapabileceğinizi size kanıtlamak istiyoruz dedik ve eğitim sonunda da yapmış olduğumuz sınavda gördüğünüz kadarıyla insanlar gerçekten katılımcılarımız. Buradan onlara da selam olsun. Teşekkür ediyorum tekrar ilgileri için. Bütün kurslarımıza katılanlar için tabii ki. Bu anlamda gerçekten çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Çünkü ben hayatımı trade ederek idame ediyorum. Ve bu noktada ne kadar çok grafik bakarsam o kadar başarılı olduğumu söyleyebilirim yapmış olduğum işlemlerde. Velhasıl bu paylaşımlarımda devam edecek. Umarım iyi şeyler yapacağız birlikte. Şimdi euro dolara geldiğimizde euro dolar biraz daha sıkıştı. Olumlu, sıkıntı yok. 4 saatliklere baktığımızda bugün öğleden sonra bir hareket söz konusu olabilir. Şöyle bakıyorum. Evet, bu bölge şu an için bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Euro dolarda daha önce de bahsetmeye çalıştığımız daha yukarıda acaba 1.27'ler olur mu? Evet, 1.25'lerin üzerine 1.27'ler olur. Sanki önümüzdeki hafta bu ihtimal giderek artacak gibi gözüküyor. Şu an için olumlu. Hemen tabii bunları söylerken ne diyoruz? Bilgi güçtür, bilgi sermayedir, bilgi mutluluktur. Paylaştıkça mutluluk büyür. Sevgi büyür. Çok fazla indikatör var altta ama şöyle bir indikatör şöyle bir aşağı indirelim. Pardon. Seni alacağım şöyle. Evet. Olumlu olmaya devam ediyor. Euro dolar paritesi. Hatta şöyle yapalım. Bugün oldukça dar bir aralıkta seyredecektir. Yarından itibaren bir hareket görebiliriz euro dolar paritesinde. 1.24 dünkü kapanış. Hemen şöyle alıyorum. 1.24 kapanışını aldık. Bugün 1.23.80 üzerinde kalmak isteyecektir. Açılış sonrası ne olmuş? Hemen şöyle bakalım. Bunu da yönden hızlı bir şekilde böyle. Haftalıklarda 1.24.30 görüldü. Aylıklarda 1.24.50'ye yakınız. 1.24.50 üzerindeki harekette 1.26.27 bölgesine hareket devam edecektir. Hafta, aylıklarda, yıllıklarda da 1.23 üzerinde olduğu için 27 ihtimal devam ediyor. Bugün son durumda şu an itibariyle baktığımızda 1.24.22, 1.23.80 yani bu aralıkta seyretmiş. Şu anki durumda hemen bakıyorum. Saatlik olumlu. Sıkıntı yok ama 24'ün üzerindeki hareketlilikte biz 24.20'yi ve gün içinde 24.70'i denemek ister miyiz? Şöyle tabii tabloya biraz daha günlüklerden yola çıkarak bakalım. Yorumlamaya çalışalım. Üst bant 24.50-60 olabilir. Deneme söz konusu olabilir. Dün itibariyle 1.24.77 görüldü. Hemen buradan dolar TL'ye dönüyorum. Evet, dolar TL. Şimdi 3.99 seviyesinde 4.01 görüldü. Trend uyumsuzluklara rağmen şöyle alalım. Uyumsuzluklara rağmen yoluna devam ediyor diyebiliriz. Çünkü gördüğünüz gibi bu bölgeden bakacak olursak ciddi uyumsuzluk var. Hatta şöyle bir alalım. 3.98.32 dünkü kapanış. 3.98.30. Bugün 3.99.40 üzerinde 4.003 görüldü. 3.99.40 önemli bir nokta. Şu an itibariyle bu seviye tam da bu noktada. 3.99.40'ın altındaki hareketlikte bir kar realizasyonu beklenebilir. Şu son harekete baktığımızda hemen şuradan söylüyorum. Bakın arkadaşlar. Şöyle alıyoruz. Şurası fake olduğunu düşünecek olursak. Fiyat yukarı giderken
Göstergeler halihazırda gördüğünüz gibi şu noktada aşağı yönlü olmaya devam ediyor. Hatta dolar TL'de şöyle aylıklardan yola çıkalım. Bakın aylıklarda ne kadar aslında bariz bir fark olduğunu burada net olarak görebilirsiniz. Ciddi bir düşüş hareketi söz konusu. Bakın, yani 3.07'den itibaren başlayan bir trend var. Bu trend aylıklarda çok bariz bir şekilde satışı gösteriyor arkadaşlar. Ben orta uzun vadede 3 ve 3'ün altı beklentimi koruyorum. Çünkü birçok para birimiyle ilgili burada birçok örnekten bahsettik. 2011 yılında şunu not olarak alabilirsiniz. 2011 yılında dünyada bir dolar trendi başladı. Görüyorsunuz şu dolar trendi başladı. 1.55-1.60'lardan itibaren bizde de birçok ülkede aynı hareket ve aynı eş zamanlı başladı. Biz daha hala yeni rekor, bu sabah itibariyle yeni rekora giderken dünyada dolar 2 yıldır ortalama %25'in üzerinde değer kaybediyor. Türkiye'nin bu ülkelerden ne farkı var diyecek olursanız, Türkiye'nin gerçekten terörle uğraşıyoruz. 15 Temmuz'da uğraştık ve birçok konuda politik arenadaki politik tabloda ciddi sıkıntılar yaşadık. İsterseniz ekonomiye yansımalar oldu. Bunların hepsini düşündüğümüzde aslında bu dönem geçecek inşallah. Ve Türkiye 40 yıllık terörü dize getirip yendiğinde ki yenecektir. Buna kesinlikle kâneyim. Önümüzdeki süreç inşallah içeride ev halkına da daha özgür düşüncesini ifade edebilen, daha insanlar söylemekten, eleştirmekten, tabii ki edep Arap çerçevesinde özgürlük noktasına ulaşması halinde Türkiye'yi kimsenin tutamayacağını söyleyebiliriz. Bunun mutlaka içeride ciddi sıkıntılar var. İnanıyorum ki Türkiye bunları da yenecektir. Önderimiz Atatürk'ün de bir yerde medeni ülke olmamız noktasında insanların özgür olması en önemli konu. Birçok demecinde de bunu duyuyoruz. Bunun için kanaatimce dolar orta uzun vadede çok büyük ihtimalle 3'ler ve 3'lerin altını görecektir arkadaşlar. Şimdi şöyle şu grafikten yola çıkarak bakın düşünün. Güney Afrika randı. Yaklaşık 2016 yılında, yaklaşık 2 yılı geçen bir süreçte, 2 yıl önce Güney Afrikalı bir vatandaş, Güney Afrika vatandaşı almış olduğu dolar %30 düşmüş durumda arkadaşlar. Yine 2,5 yıl önce Brezilyalı bir vatandaşın almış olduğu Brezilya reali %21 düşmüş durumda. Yine 2,5-3 yıl önce bir Rus vatandaşının almış olduğu dolar %33 düşmüş durumda. Yine 1,5 yıl önce Meksikalı bir vatandaşın almış olduğu, Meksika vatandaşının almış olduğu dolar %16 düşmüş durumda. Daha çok örnek var arkadaşlar. Burada tek dünyada 2011'de başlayan bu dalga, dolar hareketi iki ülkede hissedilmedi. Biri, hemen söylüyorum, Arjantin. Arjantin pezosu. Arjantin'de biliyorsunuz, moratorium ilan ettikten sonra, ödemelerini yapmadıktan sonra Arjantin ciddi sıkıntılar çekti. Türkiye, Nur İçinde Yatsın Atatürk, Osmanlı'nın bile borçlarını ödedi arkadaşlar biliyorsunuz. Osmanlı'nın kalan borçlarını Atatürk ödedi. Ödemeyebilirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin yükümlülüğü değildi. Ama önemli olan yeni bir cumhuriyet kurulduktan sonraki süreçte neler olmuş? Atatürk'e çok şey borçluyuz. Tabii ki ilk önce Tanrı Allah, sonra bir kurtarıcı olarak
Allah Atatürk'ü gönderdi başımıza. Önderimiz olarak okuyoruz tabii ki. Bu noktada bugün siyaset politika yapan ve ülkeyi yöneten veya bir şekilde ülkeyi yönetip gururlandığımız tabii ki noktalar oluyor. Eleştirdiğimiz çok nokta oluyor. Ama bu noktada bunların hepsini en başta Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına, yani dedelerimize borçluyuz. Nur içinde yatsınlar. Bunu her zaman söylemekten de mutluluk ve gurur duyuyorum. Evet. Arjantin pesosu maalesef dünyada TL ile birlikte en zayıf para arkadaşlar. Arjantin'de dolar alanlar tabii ki doların yükselişi sebebiyle diğer görmüş olduğunuz dünyadaki 100 küsur ülkeden farklı. Bu ülkelerden bir tanesi maalesef Türk lirası TL. Yani çok üzülüyorum. Ve göz göre göre hala enflasyonun düşürülmeme ihtimali, düşmeme ihtimali 2 yıldır artık lirize tüyü bitti ama maalesef inşallah düşecek, bu enflasyona düşecek, düştüğünde de iyi şeyler olacak. Örnek olarak bunu vermek istedim. Ve örnek olarak şunu da söylemek istiyorum. Önümüzdeki 2 yılda, 3 yılda maalesef şunu diyeceğiz diye düşünüyorum. Çok büyük ihtimalle diyeceğimizi düşünüyorum. 2 yıl önce dolar alan Türk vatandaşı 2 yıldır dolardan zarar ediyor. Nasıl çıkacağını düşünüyor gibi diyebiliriz. Tabii ki kısa, orta, uzun vade saatlik bile yorum yapıyoruz. Bugünkü yorumumuzda gördünüz. Şimdi buradan nereye geçelim? Buradan altın fiyatlarına geçelim arkadaşlar. Hemen şöyle altın fiyatlarına baktığımızda altın fiyatlarına ciddi bir rally başlıyor. Demiştik ve 1356 görüldü. Günlüklerde gayet iyi şu an için. Bir bozulma yok. Dünkü kapanışı şöyle girelim. 1345. Hemen girelim. Dolar TL, bakın dolar TL biraz önce 4.005 görülmüştü. Burası haftalıklarda direnç bölgesi. Eğer burayı geçemezse 3.90-4.005'e görülmüştü. 3.99.50'nin altındaki harekette tekrar 3.98-97-96 bu ihtimalleri konuşuyor olacağız. Büyük ihtimalle. Ve şu ciddi uyumsuzluklar oluşmaya başladı. Dolayısıyla bundan bahsediyoruz. Yani yukarı gider, yukarı gidip size %1-2 daha kazandırabilme potansiyeli var ama artık bu saatten sonra hele orta uzun vade dolar düşünen için ciddi sıkıntı. Artı başka bir şey daha söylemek istiyorum. Bir ekonomiden sorumlu bakan çıkıp şunu diyorsa dövizle şirketlerimiz borçlanmasın diyorsa ya o ülkedeki kendi yönettiği ekonomiye güvenmediği ihtimalini getiriyor benim aklıma ya da doların daha da yükseleceği yani öngörüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Ben de diyorum ki bu saatten sonra dövizle borçlanmak en risksiz borçlanma yöntemlerinden bir tanesi. Hepsi demiyorum. Bakın halka arz süper bir yöntem. Halka arz oluyorsunuz. Muhteşem bir yöntem. Bonolarınızı çıkartıyorsanız yüksek maliyetlidir ama sonuç itibariyle bu da bir şekilde bir yöntemdir. Ama bu saatten sonra dövizle borçlanmayın demek bence ya ülke ekonominize, kendiniz, kendi yönettiğiniz ekonominize güvenmiyorsunuz anlamına gelecektir. Ya da doların daha da yükselme riski olduğundan bahsediyor olacaksınız. Şunu hatırlayalım. Çok basit bir örnek, çok önemli bir örnek arkadaşlar. Bakın, hatırlayacaksınız. O dönem tüm bankalar maalesef, bakın dolar Japonya. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Dolar Japonya'nın trendi. Dolar Japonya'nın o kadar düşmüştü ki, yani dolar Japonya'nın Amerikan doları karşısında çok değerlenmesiyle birlikte inanılmaz bir dolar yen kredisi kullanılmıştı. Sonrasında ne oldu? 2009, 2010, 2011 sonrasında yen yükselince insanlar mahvoldu. Yani bunu sanırım hatırlıyor herkes. Dolayısıyla artık olup bitmiş dipteyken süreç insanlar yen kredisi kullanmışlardı ama şu trend döndüğünde insanlar mahvoldu. Artık ben bu trendin sonuna geldiğimizi dolar TL tarafında bakın bunu söylemek istiyorum.
aynı grafik. Trendin sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Bundan sonra bence dövizle borçlanma, tabii ki döviz geliri olanlar için dövizle borçlanma daha da risksizdir ama dövizle borçlanma öyle Sayın Ekonomiden Sorumlu Bakan'ın söylediği gibi riskli olmadığını düşünüyorum. Bu sadece düşüncem ve bunu konuşmak, dile getirmek bir piyasa uzmanı olarak da değil, bir vatandaş olarak görüşümü paylaşıyorum. Buradan nereye dönelim? İsterseniz buradan hemen şöyle altın fiyatlarına tekrar dönelim. Altın fiyatlarını yorumlamaya çalışalım. Altın fiyatlarının trendi şu an için olumlu. Bugünkü 1345 kapanışı, bugünkü 1342, 30, 1347. Hemen şöyle bakıyoruz. 1343 müydü? 1343 kapanışı yanılmıyorsam. 1345 pardon, özür dilerim. 1345 kapanışı. Bugün 1341 iyi bir destek. Bunun altını hemen gördü. Şu an için 1343-42 arasında. Haftalıklarda 1363 potansiyel hedef olmaya devam ediyor. Aylıklarda da 1366. Hatta önümüzdeki ay 1380. Hatta 1400'lerin üzerine doğru giden hareketleri göreceğiz diye düşünüyorum. İlk etapta 1383'ü koruyoruz. Buradan itibaren de bu hareket devam edecektir. Bugün 1345 üzerindeki harekette 49-56 ve daha yukarı hareketler göreceğimizi tahmin ediyorum. Biraz daha sanki burada saatlere bakınca belki birçok arkadaşımız şu sol omuz baş sağ omuz omuz baş omuz ihtimalini konuşuyor olabilir ama bu önemli bir destek. Yani yukarıdan 1348 böyle bir potansiyel risk var mı? Olabilir. Ama net değil. 1348 üzerine atacak olursa bu ihtimal giderek azalacak ve ciddi bir tepki hareketi başlamış olacak. Altın fiyatlarında. Evet, diğerlere de yere. Gram altına bakalım. Gram altında bahsetmiş olduğumuz o rekorlar gelmeye devam ediyor. 175 hedefimiz vardı biliyorsunuz. 159-160'da dip alış fırsatı dedik ve rekorları beklediğimizi söyledik. Gayet de güzel geldi. Doların yükselişiyle oldu bu ama ons altın eğer yükselecek olursa ki beklediğimiz hareketler oluşmaya başladı. Biraz daha enteresan noktalara gidebiliriz. Hemen buradan nereye dönelim? Tabii ki gümüş. Gümüşte ciddi bir potansiyel var arkadaşlar olduğunu düşünüyorum. Gümüşte de büyük ihtimalle artık 16.50, 16.40, 16.50 bölgesinde. Çok önemli hat, şu hattı görüyorsunuz. Yani aylarca geçildiğinde aslında görüyorsunuz çok sert bir şekilde hareket görüyoruz ama büyük ihtimalle bu haftadan itibaren şöyle 4 saatliklere, seanslıklara, 60 dakikalıklara baktığımızda iyi bir bölgede, tutunma bölgesinde, destek bölgesinde. Yani buradan itibaren biz gümüşte de önümüzdeki günlerde haftalıklar, aylıklar noktasında ciddi hareketler görebiliriz. Evet. Şimdi hemen şöyle başka nereye bakalım? Sterlin dolara bakalım. Sterlin dolarda biraz daha hareket beklediğimiz gibi gayet güçlü, gayet olumluydu. Hatta şu noktalarda önemli destek bölgesi ve rally ihtimalinden bahsetmiştik. 142'lere kadar. Şu an için burada hareketin önümüzdeki günlerde devamı gelecektir. Daha önceki referans seviye olan 1.43-45 seviyelerin üzerine giden hareketleri önümüzdeki günlerde görme ihtimali var ama şu an için 1.42-50 destek, pardon bir ara direnç aşağıda görmüş olduğunuz zaten yukarıda burası görüldü. Aşağıda 1.41-30 gibi iyi bir destek. Hemen buradan ben nereye döneceğim? Brent petrolü bir dönelim. Brent petrol iyice sıkıştı. Bakıyorum şu an için biraz daha tepki süreci söz konusu. Daha doğrusu belli bir hedefden ulaştıktan sonraki bahsetmiştik. Çok ciddi bir hali bekliyoruz demiştik. Gerçekleşti. Şu an için bir geri çekilme. Normal diyoruz. Burada sıkışıp en azından dar aralık biraz daha devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü 71'e yaklaştı. İyi satışlar geldi. Biraz daha sıkışacak gibi gözüküyor. Yukarıda hemen şöyle bakıyorum. İyi bir dirençte şu an. 69-75. Biraz zor gibi geçilmesi. Biraz daha sıkışma devam edecek. Düzeltme gelecek diye düşünüyorum ben biraz daha aşağı yönde. Hemen BTI petrole bakalım. BTI petrolde hemen hemen aynı. Önemli bir direnç var. 2 gündür gelen satışlar biraz daha aşağıda 62.5-65 bölgesine doğru bir geri çekilme getirebilir. Hemen başka nereye geçelim? Buradan dolar Japon yenine geçelim. Dolar Japon yeninde ne demiştik? Aşağıda hareketler. Çok önemli bir hareketli ortalama olarak görmüş olduğumuz şu turuncu. 105'lerin altında denilebilir ki denedikten sonra. Şu an için burada tutunmak istiyor. Tepki biraz daha devam edecektir. Bir süre sonra burada tepki hareketi görebiliriz. Şu an için uyumsuzluklar da var. Evet, bir tepki ihtimali söz konusu olabilir. Bunun ötesinde başka
30 yakın vadeye şöyle bir bakalım. Hisselere 200 hisseye yönelik bir çalışma yapacağız ama bunu gün ortasında yapmayı planlıyoruz. 30 endekse baktığımızda daha önce beklediğimiz o sıkışmanın sonunda aşağı yönlü hareket geldi. 139'lar bizim için önemli destekti. Şu an için bu bölgede biraz daha sıkışıp yataya dönebilir. Sanki burada biraz daha tutunmak istiyor. İzlenim var ama ortalamaların hala azaldı altında. 140-139.5 o kadar önemli ki buraların kırılması demek. Haftalıklarda mesela 141-350 kapanışını şöyle bir alıyorum. Hemen 141-350 alalım. 139.5'i görüyorsunuz. Ne kadar önemli. 137. Eğer 139.5'i kırılırsa 137. 136. 137 bölgesine doğru geri çekilmeden bahsediyor olacağız. Bu ihtimal aşağıda 140'ların altında kapanışlar görmemiz halinde söz konusu olacaktır. Ve biraz daha bu süreç hızlanabilir. Şu an için daha risk var. Hala hazırda istek de var. 4 saatlik grafiklere bakıyoruz. Evet, yani çok kritik bir nokta. Yukarıda 141 geçilmediği müddetçe bu istek aşağı yönlü devam edecektir diyoruz. Bunun ötesinde 100 endekse çok bakmıyoruz ama 116.000, 117.500, 118.000 direnç demiştik en son söylemimizde ve tekrar nereye? 115'lere doğru geri çekilen bir hareket görüyoruz. Günlüklere baktığımızda çok önemli, çok daha bir aralık. Harcar iyicene daraldı. Diğer endekslerle karşılaştırdığımızda, mesela Dow Jones'la karşılaştırdığımızda Dow Jones'taki aşağı yönlü istek devam ediyor ama çok önemli hat 23.5'ler. Daha önce de bahsettik. Burası şu an için zor gibi. Hatırlayacak olursanız, izleyen arkadaşlar hatırlayacaktır. Zaman zaman simülasyonlar yapıyoruz. Ne demiştik? Şöyle bir düşüş. Sonrası çok normal tepki. Şöyle tekrar düşüş. Yatay. Sonrasında tekrar aşağı yönlü. Hatta yeni dipler olabilir mi? Bu ihtimal hala hazırda var ama şu hat çok önemli. Bu hattın kırılması demek orta uzun vadede satış anlamına gelecektir. O hat nereye denk geliyor? 23.500'lere denk geliyor. DAX endeksine baktığımızda da daha zayıf seyir devam ediyor. Gelişmekte olan ülkeler endeksleri biraz daha erişti gibi ama sonuç itibariyle aşağı yönlü hareket devam ediyor diyebiliriz bu noktada. Evet, şimdi arkadaşlar söylemek istediğim bu ama bizdeki tahvile bir bakalım. Bizdeki tahvil maalesef tahvil 14'lerin üzerinde tekrar. Neden? Çünkü 1 haftada 2 zam. İkili tepe olur mu? Evet, ikili tepe ihtimali var. Hemen şöyle bakalım. İkili tepe ihtimali hem de oldukça yüksek. Çünkü biliyorsunuz hafta yasalı enflasyon gelmiş olacak. Gördüğünüz gibi fiyatlar aynı noktada. İkili tepe ihtimali yüksek ve faizleri aşağı tekrar çekecektir. Ama enflasyon çift tane de gelirse arkadaşlar, şu an için ona bakıyoruz. Çift tane de kalacak olursam bu ciddi sıkıntı. Gerek dolar için gerekse, yani kısa vadede sıkıntı tabii. Gerek dolar için gerekse tahvil açısından. Diyorlar yani çok uğraşıyoruz diyorlar, indireceğiz diyorlar, bakalım hadi hayırlısı diyoruz, inşallah indirirsiniz faizleri. Biz de vatandaşlar bu kadar cefa çeken, 15 Temmuz'da sokaklara çıkan bizler insanlar ve gerçekten elimizden geldiğince ülkenin mutluluğu huzuru için her türlü desteği esirgemeyen insanlara benzinin en pahalısı, dünyadaki en pahalı satılan benzin yakıştırılmaması lazım. Hatta dünyanın en ucuz benzini dahi hak ettiğimizi düşünüyorum bu millet. Birçok noktada baktığımızda gerek zamlar, gerek vergiler, gerek birçok şey bu ülkede eğer vatandaşa sağlanırsa çok ciddi yol alacağımızı söyleyebiliriz. Bütçe açığı bugün dünyanın en büyük sorunu değil. Maalesef biz de bütçe açığı veriyoruz artık ama sonuç itibariyle borçlanma, bütçe açığı bunlar dünyada artık çok normal olan konular. Dünyanın en büyük sıkıntısı borç sorunu. Ama Türkiye rasyonunun bu karşılaştırmada borç rasyonuna baktığımızda gayet iyi noktada. En azından buradan tavizler verilir. Ülkenin vatandaşın rahatlaması noktasında yapılacak çok şey var. İrade yapar mı bunu? Sanal içinde göreceğiz. Hayırlısı olsun, ne diyelim? Allah memleketimize, vatandaşımıza güç versin. Herkese bol kazançlar. Görüşmek dileğiyle.